Şimdi eşek anarınca namaz bozulur mu? Bir cevap verebilir misiniz? Eşek anarınca namaz bozulur mu? Ben bozulur diyeceğim. Lezzetin zirvesi. Bozulmaz dedin. Tamam. Şimdi bakın. Espriye bakın. Bunu niye anlatıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi hepimiz YouTube'dayız. Şurada bir kelime yazıyoruz. Lezzetin zirvesi bozulmaz dedi. Üstteki arkadaş bir konu söyledi. Bu bozulmaz onun cevabı mı? Benim sorduğumun cevabı mı? Sonradan okuyan bunu anlamayabilir. Yukarıdakileri de okumamışsa burada yazılanlar bir bütünlük arz etmeyebilir. O yüzden her kelimenin altında burada buzağı aramak yanlıştır. Başı ve sonunu bilmiyoruz. Başı ve sonunu bilmediğimiz iki kelimeden laf çıkarılmaz. O arkadaş sayfasında paylaşmış topluluğunda. Benim lezzetin zirvesindeki yazımı almış götürmüş yapıştırmış. Ondan sonra kendi sayfasındaki olaya bağlamış. Bakın arkadaşlar ben size eşek anırınca namaz niye bozulur anlatayım. Bakın. Şimdi köyün birinde hacı amca hasta. Torununa diyor ki oğlum bugün cumaya git. Hocanı iyi dinle. Hoca cumada ne söylerse gel bana anlat. Adam bilgili bir adam. İşte gidiyor. Çocuk geliyor camiden. Otur bakalım torun. Hoca ne söyledi? Dede, he, ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Dedi ki şu eşeği görüyor musun? He? Anırınca dedi namaz bozuluyormuş dedi. Sen dedi birkaç kere eşek anırken namaz kılıyordu. Seninkiler bozuldu. Lan şu eşek diyor. Eşek anırınca namaz bozulur mu diyor. Vallahi hoca öyle dedi diyor. Lan oğlum seni döverim diyor. Hacı amca sinirleniyor. Dini bütün bir adam, dinini bilen bir adam sinirleniyor. Alıyor bastonu eline, imamın evine gidiyor. Çalıyor imamın kapıyı. İmam çıkıyor. Vallahi imama sormadan alıyor sopayı yen mi yemen mi? İmamın kafayı dağıtıyor. Kan perişan imam. İmam dur hele hacı amca dur hele diyor ama bir kere bizim hacı amca hızı almış. Ulan diyor şöyle eşek. Ben bugün cumaya gelmedim dedi. Sen eşek anırır namazı nasıl bozar? Nasıl anır, böyle dinde böyle bir şey var mı? Bunu döver. Neyse. Hacı amca yorulur. Yorulunca da imam tutar bunun. Ya hacı amca ben bu kadar ciddetlenme dedi. Sen dedik mi demedin mi? Eşek andırınca bozulur mu bozulmaz mı? Evet ben eşek andırınca bozulur dedim. Bak hala dedim diyor. Ya hele bir niye dediğimi sorsana. Ya, peki niye dedin? Hadi bir anlat bakalım. Ben ilk defa duyuyorum. Böyle bir şey de yok diyor hacı amca. İmam anlatıyor. Hacı amca biz bugün cumada teyemmümü anlatmak istedik. Teyemmümü. Yani suyun olmadığı zaman suyun yerine abdest almak için uygulanan bir davranış, bir hareket. Teyemmüm. İşte toprağa bandırıyorsun. Elleri, kolları vuruyorsun, silkeliyorsun. Onun bir şeyi var. İşte ben diyor bunu bir hikayeleştirerek anlatmak istedim. İşte dedim ki bir köylünün biri tarlaya gitti. Çünkü burası köy yeri. Evet. Tarlada işini yaparken az bir iş kaldı. Şu az kaldı derken öğlen vakti neredeyse bitti bitecek. İkindi girdi girecek. İş bitsin diye adam öğleyle ikindiyi yan yana kılarım hesabı yapmış. Dolayısıyla bakıyor ki öğle çıkacak ikindi girecek. Telaşa biniyor. Hemen abdest almak istiyor. Eşeğe bakıyor. Eşek ortada yok. Lan eşeğe ne alakası var? Ya su eşeğin sırtında. Ha tamam. Eşek bakıyor eşeğe yok. Eşeği arıyor, arıyor, arıyor. Eşek yok. Ama vakitte çıkacak. O zaman ne yapayım? Şuradan hemen teyemmümü alayım. Öğleyi bir kılayım vakit çıkmadan. Tam teyemmümü alıyor. Allahu Ekber diyor. Eşek arkadan anırıyor. Adamın namazı bozuluyor. Niye? Su geldi. Teyemmüm düştü. Yani su geldiği için teyemmüm düştü. Teyemmüm düştüğünde namaz bozuldu. Ben dedi teyemmümü böyle anlattım. Allah razı olsun diye. Bak ben
Torun bana yanlış anlattı. Niye? Şimdi arkadaşlar,